neler oluyor? Yiğit, bir pelikan yolunu kaybetmiş. Annesini arıyor ama bulamıyor. Üstelik sen yavrusun. Beni sev. Ona yardım etsek iyi olur. Bence de edelim. Yalnız bizim çok uzaklara gitmemiz gerekecek. Pelikanlar kutupta yaşar. Yani soğuk yerlerde. O zaman desene. Yolculuğumuz kutuba. Evet. Yavru pelikan, merak etme. Seni annene götüreceğiz. O halde yola koyulsak iyi olur. Şu an arkadaşlar kuzey kutbuna giden biletleri satın aldık. Uçağa geçiyoruz. Şey, cam kenarında ben oturabilir miyim? Dışarı izlemek istiyorum da. İyi oyun olsun. O zaman ben de burada otururum. Bu arada uçağımız yavaştan havalanmaya başladı. Yuppi! O halde kuzey kutbu. Bizi bekle. 14 saat sonra kuzey kutbu. İşte geldik. Kuzey kutbundayız. Evet. Yalnız burası çok soğukmuş. Ben bayağı bir üşüdüm. Vallahi ben de öyle. Keşke yanımıza kıyafet alsaydık. Şey, yavru pelikanın annesini ararken belki kıyafet de bulabiliriz. Sonuçta burası koskocaman bir yer. Bu doğru. O halde etrafa bakalım. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Etraf bomboş. Bir dakika. Venizey, burada bir şey var. Ay, evet evet. Karyanın altında bir odun görüyorum. Hadi o zaman ne olduğuna bakalım. Yardım et bana. Şunu açığa çıkaralım. Tamamdır. O zaman bayağı bir karı kazmamız gerekecek. Oo, bu şey harbiden çok büyük. Acaba ne olabilir ki? Sanırım binaya benziyor. Evet evet, bu bir bina. Oo, bak şu anda bu ilgimi çok çekti. O halde şu binayı karın altından kurtaralım. Bu karın büyük bölümünü temizledik. O halde şimdi içeri girebiliriz. Çok eski bir ev. Acaba ne zamandan kalma? Bilmiyorum ama burada işimize yarayacak bir şey yok gibi. Hiç yoktan iyidir. En azından yavru pelikanın annesini ararken burayı kullanabiliriz. Yani burada kalabiliriz. Evet. Burada şurası dikkatimi çekti. Aha, biliyordum. Wednesday, burada bir bodrum katı var. Bak, burayı gözden kaçırmışız. Haydi oraya girelim. Oo, burası biraz soğukmuş. Yiğit bak, şurada bir sandık. Kıyafetler var. Evet evet, gördüm. Haydi alalım şunları. Sonunda kıyafet bulduk. Artık şiddetli soğuğa karşı dayanabiliriz. Evet valla, şu anlık çok iyi gidiyoruz. Bir de şu sandıktan güzel bir şey çıkarsa çok çok iyi olur. O halde içine bakalım. Wow, harika. İçinde bir sürü şey var. Bunların hepsini alalım. Hey, yaşasın. Bu ev bizim malzeme sorunumuzu çözdü. Evet, o halde şimdi yavru penguenin annesini bulma kısmına geçiyoruz. Haydi gidelim. Penguenler genelde bu kısımda yaşar. Biz size şu an buradayız. Yap, oraya gitmemiz gerekiyor. Yalnız bir dakika. He? Bu da ne böyle? Oh, hadi ama. Yanlış görüyor olmalıyım. Gerçekten bu şaka olmalı. Köprü kırılmış. Peki şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? Bizim oradan geçmemiz gerekiyor. Evet, penguenlerin yaşadığı yere ulaşmanın tek yolu bu köprüye geçmek. Köprüyü tamir edelim desem o kadar bloğumuz yok. Bunu yapamayız. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Aa, tabii ya. Venizey, buldum. Bir fikrim var. He? Az önce biz bir sürü eşya bulmuştuk ya. Bunları kullanarak karşıya geçebiliriz. Bu eşyalar bize nasıl yardım edecek ki? Sen sadece izle. Şu anda biraz karışık gözüküyor. Ama aslında değil. He? Ne yapıyorsun? Bir insan fırlatıcı mekanizma yapıyorum. Aa, şimdi hatırladım. Evet evet. Bu mekanizmayı biliyorum. Bu bizi yukarı fırlatıyor. Aynen öyle. Bu mekanizma bizim karşıya geçmemizde yardımcı olacak. Ve zaten neredeyse bitti. Yaşasın. O halde şimdi karşıya geçme zamanı. İlk önce ben gideceğim ki karşıya iniş pisti yapayım. Tamamdır kaptan. O halde gidiyorum. Oho, bu çok iyi ya. Vallahi bu mekanizmayı çok seviyorum. Venizey, ben başardım. Sıra sen ve pengende. Tamam, geliyoruz. Ama ilk önce suyu biraz daha yakına koy. Aa, pekala. O halde suyu buraya koyalım. Tamam, şimdi gelebilirsiniz. O halde kumanda patlattı. Peki. Yiğit, ben de geldim. Ben de başardım. Anne, şimdi hepimiz köprüyü geçtik değil mi? Evet. Köprü kırık olmasına rağmen bunu başardık. O halde ilerlemeye devam edelim. Yiğit, bir sorunumuz var. Yavru penguenin karnı çok acıkmış. Bu yüzden yürümeyi kesti. Yerinde duruyor. Sen acıktın mı? Evet abisi, acıkmış. Anne, sana bu elmayı vereyim. Al bakalım bunu ye. Hı? Elmayı almadı. Sanki elmayı istemiyor. Hey. Elmayı alsana. Bak burada. Tadı çok güzel. Venizey, sanırım penguenler elma yemiyor. Ona
karar vermeliyiz. Mesela penguenler burada balık yer, balık yakalar. O yüzden ona balık vermeliyiz. Bak bu mantıklı. Hem olsamız da var. O halde ona balık tutalım. Ama bir saniye. Etrafta su yok. Su donmuş. Evet ama bunu çözebiliriz. Geri çekil Wednesday. Buzda bir delik açacağım. Aa, gerçeği kullanacaksın. Bak bu mantıklı. Oh, bu çok iyi. Şimdi deliğimizi açtık. Artık balık tutabiliriz. Umarım çok balık yakalarız. Hem ben de çıkmıştım. Bize de balık iyi gelir. Halde şimdi bir süre böyle devam edeceğiz. Bir saat sonra. Arkadaşlar şu anda bir sürü balık yakaladık. Yap. Halde yavru penguenin karnını doyuralım. Yavru penguen al bakalım. Bunu seveceksin. Aa, balık ilgisini çekti. Balığı aldı. Evet. Ve onu yiyor. Halde yavru penguenin açlık sorununu çözdük. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Edelim. Wednesday kaç. Kutup, kutup ayısı. Üstümüze doğru geliyor. Ay, şimdi bu nereden çıktı ya? Sanırım balıkların kokusunu almış olmalı. Yiğit, şimdi ne yapacağız? En iyisi şu kar yağının üstüne çıkalım. Kır şu blokları, kır ve wow. Tamam, şu anlık kurtulduk. Evet ama burada kapana kısıldık. Baksana, ayı burada bekliyor. Belki burada biraz beklersek ayı sıkılır ve buradan gider. Hiç sanmıyorum. Bu ayı bizi yiyecek olarak görüyor. O yüzden burada sonuna kadar bekler. Madem öyle, o zaman ona tuttuğumuz balıkları verelim. Belki karnını doyursak bizi yemek istemeyebilir. Bu iyi fikir. Anne ben vermeye başladım. Pekala, ben de bendekileri vereceğim. Al bakalım ayı. Yeter ki bizi rahat bırak. Ben balıklarımın hepsine verdim. Vallahi ben de öyle. Zaten şuna baksana. Şu anda balıkları yiyor. O halde herhalde şimdi bizi kovalamaz. Umarım diyelim. Bir dakika. Bu beni takip ediyor. Baksana. Bu tarafa yöneldim. Buraya geldi. Dur bekle. Bir şeyi test edeceğim. Aa, beni de takip ediyor. O zaman bu ayı halen daha doymamış. Bizi yemek istiyor. Evet vallahi öyle gözüküyor. O halde onu atlatmayı deneyeceğiz. Bize başka çare bırakmadı. İyi de bunu nasıl yapacağız? Aşağı indiğimiz anda bize saldırır. İşte o yüzden birimiz aşağı ineceğiz. Wednesday, senden şu anda kutup ayısının dikkatini kendine çekmeni istiyorum. Tamam, çekiyorum. Kutup ayısı buradayım, burada. Aynen, işte bu şekilde onu oyala. Bana biraz zaman kazandır. Kuçu kuçu, buradayım. Şimdiye kadar kutup ayısı beni görmedi. Şu anlık çok iyi gidiyoruz. Kutup ayısı bak, nasıl zıplıyorum. Buraya bak. Pekala, şimdi kutup ayısının arkasına gizlice yaklaşacağım ve sonra tam buradaki çukuru kazabilirim. Kutup ayısı, nasılsın? Bak bak nasıl zıplıyorum. Tamam, bu derinlik çok iyi. Wednesday bana gerçekten çok iyi zaman kazandırdı. Yap git, hala da kutup ayısının dikkati dağılmış durumda. Pekala, o halde şimdi kutup ayısını bu çukura düşürmeye çalışacağım. Hey kutup ayısı, buradayım, burada. Gel buraya, gel. Yiğit, başardın. Vallahi sandığımdan kolay oldu. Çok çabuk düştü. Artık şimdi güvendeyiz. Üzgünüm Bay Ayı. Onu yanmak zorundaydın. Yalnız Wednesday, ayıyı çukurda bırakamayız. Yoksa ölür. O yüzden buraya bir tane ateş yakacağım. Bu ateş 30-40 dakika sonra karları eriterek ayının çıkmasına yardımcı olur. Evet, bu sayede ayı normal yaşamına devam edebilir. Aynen öyle. Halle bunu da hallettik. Şimdi yolumuza devam edelim. Edelim. Neredeyse geldik. Birazdan penguenlerin yaşam alanına varacağız. Yap yavru penguen. Annene kavuşacaksın. Çok az kaldı. Ve sonunda vardık. Penguenleri görmeye başladık. Ait. Penguen anne de burada. Halle yavru penguen. Annenin yanına git. Aa harika. Penguen ailesi yeniden bir araya geldi. Evet başardık. Halle artık evimize gidebiliriz. Yap. Görüşürüz Maya'yı. Görüşürüz Kuzey Kutbu. Sizi özleyeceğiz.